Maymun Ormanı'ndayız. Şehrin içinde böyle bir ormanlık alan, bayağı bildiğiniz vahşi doğa ve içeride maymunlar dolu. Maymunlar şehre girmiyorlar. Onların alanı burası, burada besleniyorlar. Birlikte gidelim, maymunları besleyip fotoğraf çektiriyorlar burada. Takip edin beni. Maymunlara özellikle kızdırmamak gerekiyor. Eğer yanınızda gıda maddesi getirirseniz elinizdeki torbalara saldırıyorlarmış. O yüzden gıda maddesiyle kesinlikle girmeyin diyorlar. Fotoğraf çektirmek istiyorsanız da burada görevliler var. Görevliler onları mısırla besleyerek fotoğrafınızı çekiyorlar. Bir de önemli bir kural daha. Maymunlarla göz göze gelmemeniz gerekiyormuş. Eğer uzun süre göz göze gelirseniz tehdit algılayıp saldırıyormuş maymunlar. O yüzden sürekli gözümüzü kaçırarak geziyoruz. Maymunlar kendi cennetlerindeler gördüğünüz gibi. Arkasını, önünü, bitini, her şeyini temizletiyor. Bir yandan da temizleyip yiyor gibi bir hisse kapıldım ama bilmiyorum doğru değildir herhalde. Evet, Bali'de okul çıkış saati. Öğrencilerle yolda yürüyoruz. Bu da Bali'nin motosiklet trafiği. Evet arkadaşlar, şu anda böyle bir köprünün üstündeyim. Bambulardan yapılmış. Manzaram bu. Muhteşem bir doğa. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar Bali'yi ele geçirdiklerinde Bali halkını buradaki mağaralarda hapsetmişler. Biraz ürkütücü üstünde durduğum yer ama. Bunlar da mağaralar, hapishane olarak kullanılmış. Kutsal sularla arınmış Tirta Empul Tapınağı'na geldik. Burada böyle bir balıklı göl var. Gördüğünüz gibi. Tıpkı bizim Urfa'daki balıklı göl gibi. İçinde turuncu balıklar yüzüyor. Ve insanlar bu balıkları besliyorlar. Hadi gelip bakalım. Şunda sigara var. Çok ilginç. Şunda çikolata var. Bunda lollipop var. Şunun içine para koymuş bir tanesi. Şunda da para var. Ne istiyorsan onu mu koyuyorsun? Çok ilginç. Evet, Bali'deki pirinç tarlalarındayız. Teraslar halinde dizayn edilmiş. Su yukarıdan geliyor ve teraslardan birbirine akarak havuz oluşturuyor. Muhteşem bir işçilik. Buradaki bu teras duvarları işçiler tarafından sürekli düzenleniyorlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl suyun içinde yüzen pirinçleri görüyorsunuz. Ve muhteşem bir yeşil parlıyor. Güneş çıktığı zaman açık yeşil
pırıl pırıl bir renk görüyorsunuz. Çok da turistik bir yer. Bunlar gerçek pirinç tarlaları. Turistler için dizayn edilmemiş. Bu köy pirinç yetiştiren bir köy. Ama köylüler para toplamanın yolunu ikiye katlamışlar. Hem pirinçleri yetiştirerek para kazanıyorlar hem de gelen turistlerden yolun kenarında bilet kesiyorlar. Yani yolu kapatmışlar, köye giren yolu. Mutlaka para ödeyip giriyorsunuz bu yola. Hakikaten süper. Hadi gelin beraber gezelim. Şuradan şöyle göstereyim. Evet, Bali'de Kentucky Fried Chicken yok. Jaya Fried Chicken var. Jaya buradaki lokal bir isim. Gördüğünüz gibi fotoğrafta değişmiş. Jaya Fried Chicken. Bakalım deneyeceğiz. Jaya Fried Chicken nasılmış? Fena değil. Biraz farklı bir tat var. Bakın Java Fried Chicken'da ekmek yerine ne çıkıyor? Harika. Çatal bıçak vermemişler. Sanırım elle yemem gerekecek. Bir de bu böyle elinizle alıyorsunuz arkadaşlar. Sosa batırıp. Evet, Bali'de gece marketi. Son derece değişik yemekler var arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan kaçını deneyebileceğim diye merak ediyorum. Evet, burası meçhur baksocu marketteki. Bakso böyle çorba gibi bir şey. Etli ya da tavuklu hazırlanabiliyor. İçine de noodle koyuyorlar. Biraz sonra baksamı alacağım. Her şey baharatlı burada. Bir Gaziantep'li olarak tabii baharattan hoşlanmamam mümkün değil. Göreceğiz. Evet, benim meşhur baksu. Baksu burada. Bu sosu. Burada da içecekleri alıyoruz. Şimdi şu acı sostan koymadan önce bir normal tadına bakayım ben bunun. Bayağı iyiymiş. Biraz acı da koyarsan daha da iyi olacak. Yemeklerimi çok seven bir adam. Ama bu bana göre bir şey değil. Onu anladım. Çok değişik. Bayağı değişik. Bir içinde ıspanak var. Evet, denemiş oldum. Kendimi takdir ederek yemeğimden ayrılıyorum. Ubud Nehri'nde geleneksel turist yürüyüşü yapıyorum. Buraya her turist gelmiyor. Çok bilinen bir yer değil aslında. Gıdey, benim rehberim, mutlaka burada yürümen lazım dedi. Nehir boyunca yürüyüş yapacağım. Yürüp buradan.
Ben Bağdaş'a çalışıyorum arkadaşlar ama uzun süre Bağdaş kurmayınca ben çocukken de kuramazdım yani. Bak bu kadar. This is my best. Evet. I cannot do better. You can evet, restoranımıza oturduk. Nasi campu yiyeceğiz şimdi. Buranın bayağı geleneksel bir yemeği. Biraz sonra yemeği de paylaşacağım sizinle. Evet, meşhur nasi campur. Nasi campur. 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 Okey, öğreneceğim. Nasi campur. Evet, pilav, yanında tavuk, biraz köri sosu. Şurada chili pepper. Satay. Bakalım nasılmış. What you call that satay? Yeah, that is satay. 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 Ben uzak doğru mutfağını severim bu arada. Bu da hiç fena değilmiş. Very nice. Yeah. Yeah, it's good. Mm. Süper. Nasi campur. You can try. Deneyebilirsiniz bunu geldiğinizde. Bol bol da soğan sarımsaklar içinde. Oldukça lezzetli. Evet arkadaşlar. Bu trafikte karşıya geçmeye çalışıyoruz. Kimin nereden geldiği çok belli değil. Aradan burnumuzu uzatıp geçtik, geçtik. But nobody upset. Süper. We made it. Erkekler de girerken böyle bir etek gibi bir şey giymek zorundalar. Bacakların gözükmesi yasak. Gördüğünüz gibi benim de böyle bir eteğim var. Gün batımı gerçekten güzel. Evet, burada gözlükle gelirseniz gözlüğünüzü böyle maymuna kaptırabiliyorsunuz. Parça parça yaptı maymun gözlüğü. Çok da büyük keyif aldı doğrusu. Evet, bugün Bali'de son günüm. Akşam uçağım var. Sydney'e geçiyorum buradan. Gitmeden önce bunu paylaşmadan edemedim. Günlerdir bu ağacın altından geçiyorum ve bayılıyorum. Her geçişimde ah diyorum ne güzel ağaçmış. Şu gördüğünüz kocaman ağaç pamuk ağacı. Şöyle tepesinde pamuklar var. Şuradan görebiliriz. Şurada görüyor musunuz pamukları? Şurada tepede pamuklar var. O pamuğun bitkisini göstereceğim şimdi size. Bitki bu arkadaşlar. Daldan böyle sallanıyor. Yani Türkiye'de biz pamuk yetiştiriyoruz ama biz pamuk tarlasına alışırız. Benim çocukluğum Adana'dan geçerken hayran hayran o pamukları izleyerek geçti. Hiç ağacını görmemiştim. Meyve bu. Muz gibi. Soyuyorsunuz. Şöyle içinden kocaman bir pamuk çıkıyor. Kocaman. Dev gibi. Görüyor musunuz pamuğu? Muhteşem. Kocaman ağaçta dev gibi bir pamuk bitkisi. Bayıldım. Açtıkça da büyüyor. Arada da tohumlar. Şimdi ben bu tohumları Türkiye'ye getiriyorum. Bizim Antalya tarafı bu ağaç için uygun. Karadeniz'de olmaz ama güneyde olur. Bu tohumlardan isteyene göndereceğim arkadaşlar. Yanımda taşıyorum. Görüşmek üzere.